Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Azizler filmi üzerine düşüncelerimi paylaşacağım. Netflix'te oynayan bu film aslında sinema gösterimi için hazırlanmıştı. Fakat pandemi nedeniyle sinemalar uzun süre kapalı kaldı. Azizler filmi oldukça zengin bir oyuncu barındırıyor. Çok ünlü oyuncuların bulunduğu bir film aslında. Engin Günaydın Aziz karakteriyle ana karaktermiş gibi görünüyor ama film daha sonra diğer karakterlere de kısa kısa göndermeler yaparak devam ediyor. Film biraz dağınık gibi. O yüzden çok eleştiri de aldı. Olumsuz yönde eleştirildi. Filmin ne anlattığı veya çok açık olmadığı ne anlattığı ve çok da basit olduğuna dair. Ama bu kadar yerin dibine sokulacak kadar da kötü bir film olmadığını söyleyelim. Yani filmin bir mesajı var aslında, bir mesaj vermeye çalışıyor. Giderek sanallaşan, giderek dijitalleşen bir dünyayı aslında absürt mizah yoluyla eleştirmeye çalışmış. Bunda başarılı oldu mu, olmadı mı? Tabii ki bu tartışılır. Yer yer başarılı olduğu yer durumlar var. Yine ünlü bir oyuncu, Erbil karakteri canlandıran Haluk Bilginer. Bir de çocuk karakter var, Caner. Bunun dışında da çok ünlü oyuncular var. Ama bunlar daha üzerinde az durulmuş rollerde karşımıza çıkıyorlar. Aziz sevgilisiyle buluşuyor. Tabii ki filmin başlarında psikolojik olarak sıkışmış, yalnız kalamayan, kendisine zaman ayıramayan, yani bir anlamda filmin aslında insanların yalnızlığı, yabancılaşmışlığı ve sıkışmışlık halleri, yani modern insanın bu trajedisi, dramını perdeye binlerce kere aslında hem edebi metinlerde hem de beyaz perdede izlediğimiz ve bir türlü bitiremediğimiz bir konudur. İnsanın yalnızlaşması, yabancılaşması ve modern dünyada bu sıkışmışlık hali. Tam bunu sevgilisine anlatırken sevgilisi sürekli takmasını istediği bir kolyenin Aziz tarafından takılmadığını fark eder ve bunu neden takmadığını, hani söz vermiştim diyerek başlayan ve film boyunca da devam eden bir nakaratı işitmeye başlarız. Kolye nerede? Nasıl? Hiç çıkarmayacağım dedin. Kolye nerede? 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 Burada esas da filmin söylemek istediği belki de bir hipergerçeklik durumunda yaşıyoruz. Yani gerçeklik algısı ortadan kalkıyor. Düş ve gerçeklik arasındaki fark silikleşiyor. Ortadan kalkıyor. Aslında gerçeklik ortadan kalkıyor ve onun yerine sembollerin olduğu ama sembollerin de göstereninin olmadığı aslında, gösterenin de gerçeği göstermediği bir hipergerçeklik dünyasında, yani bir dijital sanal dünyada yaşamımızı sürdürüyoruz. Film de buna sık sık vurgu yapıyor. Aslında filmdeki bütünlüğün olmaması, parça parça ve kısa sanki skeçler şeklinde ortaya konması da aslında buna hizmet ediyor. Yani sanal dünyada özellikle TikTok akımı denilen oldukça ergenler tarafından daha fazla kullanılan çok yaygın bir program var ve burada kişiler çok kısa, parça parça, bölük ve birçoğu da aslında bir anlam da ifade etmeyen kısa videolar paylaşılıyor ve bu bir akım şeklinde tüm dünyaya yayılıyor ve tekrarları her tarafta yapılmaya başlanıyor. Bütün insanlarda aslında İşte bu tekrarların içerisinde sanal dünyada kendisini yeniden yaratma, yeniden ifade etme ve bunların karşısında aldığı takipçi ve like sayısıyla ifade eden ve giderek sanallaşan, dijitalleşen insanların aslında insanın da olmadığı bir evrene giriş yapıldığını belirtmeye çalışıyor. Evet, Erbil karakteri de eşini kaybetmiş ve hala yasını tutmaya devam ediyor. Bir türlü atlatamamış yasını, patolojik bir yas konumunda. Ve eşiyle, onun bir fotoğrafıyla sürekli konuşuyor ve kendisini ifade edecek, dertlerini aktaracak.
Hiç kimse yok. Bunu peşinde bir arkadaş bulmaya çalışıyor aslında. Bunu da başaramıyor. Evet, her gün aslında karşılaştığımız otomatik mesajlar vardır. İşte telefon çalar, açarsınız, sayın müşterimiz diye başlar. Aslında bir kayıttır. Karşımızda gerçek birisi yoktur. Erbil o kadar yalnızdır ki işte bu bilgisayardan aktarılan otomatik kayıttaki kadınla dertleşmeye başlar. Yani kadın başka şeylerden, müşteri hizmetlerinden bahseder ama o da kendi sıkıntılarını burada aktarır. Gerçekten tamamen sanal bir dünyada, hiper gerçeklik dünyasında yaşamını sürdüren insanlara bir göndermedir. Önemli bir karakter de çocuk karakteri Caner. İnanılmaz bir şey vardır. Oyunculuğu var aslında. Oyunculuğunu takdir etmek lazım ama bir yandan da acı bir yönü var. Gerçeklik algısını tamamen kaybetmiş. Biraz önce söylediğim gibi hiper gerçek bir dünyada yaşıyor. Yani bir TikTok'un veya YouTube'un veya Instagram, Twitter gibi burada fenomen olarak adlandırılan kişilerin gerçek dışı kurguları bazen artık karışmaya ve gerçekliğin yerini almaya başlıyor ve bunu Caner karakteri üzerinden net bir şekilde görebiliyoruz. Belki de bundan sonra filmlerde, dizi filmlerde daha çok bu hiper gerçeklik dediğimiz sanal dünyanın gerçekleriyle birebir örtüşerek sunulmaya başlanabilir. Yani bir TikTok videosu veya bir YouTube fenomeninin videosunu izlermişiz gibi bir Netflix filmini veya Exxen üzerinden oynayan filmlere daha çok muhatap olacağız gibi görünüyor. Evet, filmin sonunda da Aziz bir sanal dünya fenomenine dönüşüyor. TikTok'a gönderme oldu. Buradan çok açık olan bir program ZipZop. TikTok'tan ZipZop'a Aziz'in yapmış olduğu çok kısa absürt danslar ve çok kötü şarkılar paylaşılıyor bu ZipZop üzerinde ve inanılmaz bir hayran kitlesi ne sahip oluyor. Kendisi de şaşkın bir şekilde onları izliyor. Film ne anlattı şimdi? İzleyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri bu oldu. Bu ne saçma film? İşte zamanım boşa geçti. Hiçbir şey anlamadım diyenlere belki de film kendi yaşamlarına bir dönüp bakmalarını istiyor olabilir. Yani günlük yaşantımızda aslında çok anlamlı dediğimiz o anlarda neler saklı? Bir de bunu değerlendirmek lazım. Yani filmde bunun da belirtildiğini söyleyebiliriz. Evet, film toplumun bir yere doğru gittiğini ve gittiği o yerinde fotoğrafını çekmeye çalışmış ama hiç müdahale etmeden. Yani yönetmen de, senarist de bu fotoğrafı çekerken tıpkı bizim gibi yani izleyiciler gibi hiç müdahale etmeden olayı izlemiş ve orada bırakmış görünüyor. Evet, dijital dünyanın ya da sanal dünyanın hayatımıza giderek daha fazla girmesi, daha çok dijitalleşmemiz, gerçeklik algısını erozyona uğratarak sembollerin ve düşlerin, hayallerin gerçekle farkını ortadan kaldıran bir dünyaya, bir evrene kapı aralıyor ve insanlığın çoğu bu kapıdan girerek başka bir dünyaya, yolculuğa çıkmış bulunuyor. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Yeniden görüşmek üzere. Sinemayla kalın, felsefeyle kalın, edebiyatla kalın. Hoşçakalın.